Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksellezi barekna havlehu li nuriyehu min ayatina innehu huve semin basir. İn huve illa vahyun yuha allemehu şedidun kuva du mirretin festeva وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَتْنَى فَاَوَحَى اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوَحَى مَا كَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَأَى اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماوى إذ يعشى سدرة ما يعشى ما زغى البصر وما طغى لقد آيات من لقد رأى من آيات ربي الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. 31. sözden Mirac-ı Nebevi'ye dairdir aleyhissalatu vesselam. Mirac-ı Resul'e dairdir demiyor. Dikkatini çekti mi? Nebi diyor, Nebi. Mirac Resul değil de Nebi. Çünkü velayetin hakikatıdır. Velayetiyle gitti, risaletiyle döndü diyor. Eğer risalet olsaydı her Resul gitmesi lazımdı. Nebi olsaydı peki diğer nebiler? Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nübüvvetine, nebiliğine, şahsi kemalatına kimse varamadığı için diğerlerinde de böyle olmamıştır. Fakat her nebinin miracı vardır, her peygamberin miracı vardır ama kalben ve ruhendir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın miracı efendim cismen ve ruhendir. Her böyle belli değil de asın imamlarının her 100 senede bir gelen, bu da ölçüyü söylüyorum size. Her 100 senede bir gelen müceddidlerin miracı vardır. Ustadın birkaç tane miraç yerini söyleyeyim. 4. şua ustadın miracıdır. Ayet bana dedi ki manama dikkat et. Alim-i manada canlı ve ruhlu ayet-i kerimelerle görüşüyor. Çünkü ayetler canlı ve ruhludur biliyorsunuz. Hatta alim-i gaybda canlı ve ruhludur. O da değil Kur'an. Kur'an mahluk değildir. Kur'an mahluk değildir. Kelam-ı kadim elimizdeki ifade ediyor. Yazı şeklinde ifade edilmiş Kur'an'ı okumak. Ses şeklinde ifade edilmiş, hissetme, his seviyesinde, mahsetme, zevk etme seviyeleri. Alem-i gayb, ilk önce doküman şey yapıyorum da. Alem-i gaybta da Kur'an, alem-i ana, alem-i ervah, alem-i misalda, o alemlerde, lef-i mahfuzlarda, o aleme uygun şekilde kendisi bulunuyor ama hepsi aynı ama bulunduğu aleme göre farklı hakikatini ifade ediyor. Peki Kur'an mahluk değilse onun zıttı nedir? Mahluk değil. Demek yaratılandır. Yaratılandır. Yaratılan değilse nedir o zaman? Yaratılmayandır. Yaratılmayan. Evet. Aslı. Bu ucu, bu öteki ucu. Mesela buna kelam alimleri, kelam-ı kadim derler buna. Allah'ın ayetini ifade ediyor. O zaman yaratılmayan ne var ki Allah'tan başka? Allah'tan başka mesela bak Kur'an mahluk değil işte. Allah'tan tabii ama bir senin bildiğin daha nice şeyler var ama yaratılmamış. Mesela 8 ayaklı olabilirdin sen bak yaratılmamış ama. Olamaz mıydı? 40 ayaklı adam olabilirdin 40 ayaklı. Böyle dik durmazdın da böyle yürürdün. Gözüm bilmem nerede olurdu, olabilirdi. Ama yaratılmamış.
Şimdi niçin söylüyorum? Mirac-ı Nebevi deyince, bak yani kaydı getiriyor. Yani diyorlar ki sen bu kadar neye dikkat ediyorsun bu kelamlara? Bak, muhakematı yazan ustad, kelamın nereyi ve neyi ifade ettiğini, bak kelamın neyi ve nereyi ve hangi mertebelerden geçiyor? Ben saydım, yani mana kalpten çıkma, o merkezden ta kelam haline gelene kadar kalın mesleğin üreyi de saydım, muhakematta saydım, muhakematta tam 29 tane mertebeden geçiyor. Katılaşıyor, buhar oluyor, renk veriyor, renk alıyor, reaksiyona giriyor, reaksiyon veriyor, güneş oluyor, güneş alan oluyor, hisleri alakaya yan payandalar alıyor, asıl oluyor, o makamda teferruat oluyor, sucunun, gusunun, zahrun, battun, mutalan, çeşitli mertebeleri geçiyor. Kelime mi? Kelime, ondan sonra ağzından çıkıyor kelime. 29 mertebeden geçiyor. Geçtikten sonra benim kelime. Muhakematım da burada yani. Muhakematım da burada, o şekli de burada yani. Şekil de yapmışım. Beni bulabildim ya. Söylediğini ya şekillendirdim. Şimdi şey geçiyor, hani muhakematı bu şekilde yazan ustad, öyle lafı yüzaf olsun diye yazmaz yani. Ha, bana göre öyle yani. Bir de mesela bak ilginizi çekeyim. 19. sözün adı nedir? Kitabın var mı önünde? Risaleti Ahmediye. Risaleti? Ahmediye. Ahmediye. Peki 19. mektubun? Risaleti Mucizat Ahmediye. Ahmediye. Bak Ahmediye. Niye Muhammed demedi? Yani bu bilerek olmamış mı? Niye Muhammed demiyor? Risale-i kardeşim gazete gibi okumayın diyor Barla'da. Görürsün Nebi ile Resul arasındaki farkı Nebi toplamasını kursun. Nebi geçen külliyatta okursun böyle, böyle yavaş yavaş, aheste aheste. Resul toplamasını okursun, mukayese edersin sonra bakarsın, ha hakikaten acayip. Şimdi gelelim, bu mevzumuz değil. Bizim bildiğimiz Nebi ile Resul arasındaki fark, birine kitabın gelmemesi. O kadar değil o. O kadar değil. Değil tabii. Değil o kadar. Şalanı da yaparız. Değil tabii. Çok acayip dağlar kadar şeyler var. Ne kadar ulema bunun üzerine kavga etmiş. Yani kavga değil mi? Fikir şey. Çok acayip. Mektubatta 29. mektubun telbiyat etisasında bazı böyle ulema velayeti risaletten üstün görmüş de velayet tarafını şey ifade ediyor. Nebi tarafı. Ustad onu ya demiyor. Bir tahribatı demiyor. Yani şöyle ihtilaf demiyor. Hiç yapmadan, soğuğa, sıcağa dokunmadan bir cümle söylüyor, tamir ediyor. Diyor ki, şey diyor, velayet risalete ne kadar geriyse, nübüvvet de risalet o kadar şeydir diyor. Onun için velayeti öne getirenler var, nübüvvetten bazı alimler, haşa. Onun için diyor ki, hayır yetişemez, gölgedir o diyor. Telbiyat itisadı, tarikatı, daha çok tasavvuf ehlinin şey yaptığı, ilmi kelam ve mutebair ulema, reddetmiş tabi de. Çünkü naslara da dokunuyor. Ama maalesef olmuş. Neyse. Yani ne dedim o cümlede? Niye söyledim? Ustad soğuğa sabuna dokunmadan mesela bir misal vereyim. Bir daha kusuruma bakmayın ama gene Risale'den koy. Risale'nin dairesinin içindeyim. İzah nedir? Bağırsaklardan, sinekten, yıldızların çapından, arasından mı? İzah odur kardeşim. Ben içerideyim ya. Ne söylüyorsun ki latata? Misal söyleyeyim. Ulema arasında Allah gözükür gözükmez muhtelaf olmuş. Asırlarca ta ustada kadı gelene kadar okuduğum için söylüyorum. Ve ehilleriyle oturuyorum. Yaşı müsait değil ama beni işlerine alıyorlar. Ulemayı. Neyse. Ustad gelmiş tavsiye etmiş. Demiş ki ehadiyetini ile bak Miraç'ta ehadiyetiyle rüyetine ve kelamına, ehadiyetiyle rüyetine, kelamına ve rüyetine mazhar olmuş. Vahidiyetiyle değil. Ustad iki gruba da diyor ki, ey Allah gözükmez diyenler, doğrudur. Çünkü vahidiyetiyle gözükmez. Ey Allah gözükür diyenler, doğrudur. Ehadiyetiyle gözükür. İkisini barıştırıyor.
Kur'an nasıl ki birbirine girmiş böyle bazı ihtilafı meseleler var diğer kitapların. Kur'an ne yapıyor? Diğer kitapları tak barıştırıyor zatında. Asıl imamın bir özelliği de budur. İhtilafı olan müminler ve ulema mabeynindeki hadiseleri de çözendir. Bak ne kadar hoş. Vahidiyetiyle gözükmez. Hadiyetiyle gözükür. İkisi de tatmin olur. Ha tamam. Onu demek. Zaten onu kastediyordu adam gözükmez diye. Allah nasıl mahluk görür? Diye. Miraçta ehadiyetiyle mi görülüyor? Tabii. Ehadiyetiyle değil abi. Yok yok. Rüyetine ve kelamına ehadiyetiyle kelamına ve rüyetine ehadiyetiyle mazhar oldu diyor. Okuruz. Tamam. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci esas, miracın sırrı lüzumu nedir? Girmek istemedim oraya da, şimdi girersek çıkamayız. Miracın sırrı lüzumu nedir? Mesela deniliyor ki Cenab-ı Hak, اَقْرُبْ اِلَيْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Yani o insana şah damarından daha yakındır. Dır, böyledir. Her şeye, her şeyden daha yakındır. Her şeye, her şeyden daha yakındır. Mesela ben kendime, benim kendime yakınlığımdan daha yakındır bana. Mesela cesedim ruha, bak cesedim ruha yakınlığa nispeten Allah ruhuma daha yakındır. Niçin? Bak. Bir okyanus düşünün, Yusuf. Okyanus düşün. Ucu bucağı yok. Misal. Orada bir, nasıl olduysa bir hortum oldu denizin ortasında. Oldu. Orayı dondurdu. Sforası. Denizin o okyanusun bir bölümü. Ne bu kadar bir parça. Bir parça. Ama okyanusun ucu bucağı yok. Kar. Boz yani. Asıllarca durdu. Bazı biliyorsunuz kartlar kurtlanır. Biliyor musunuz? Biliyorsunuz değil mi? Kart kurtlanır. Gördünüz mü kart kurdu? Kurt buzdan alırsın. Bardak var ya bardak. Su bardağı. Su doldur. Kurt. Bazı kurtlar var karda. Kahverengiye benziyor. Kahverengi gibidir. Bazı kart kurdu beyazdır. Alırsın suyun içine at. O kurt eriyor. Su oluyor. Dokunma. O kurt eriyor. Kar kurt. Nerede şimdi bu kart? Mesela bardak düşün. Burada. Kurt burada. Tamam. Attık. Hemen yok olmadı. Yüzüyor. Eridi. Sıfır. Peki kurt nerede bu bardağın içinde? Her yerinde. Hiçbir yerinde tamam. Değil. Tamam da her yerinde değil mi? Her yerinde. Hak verebilir misin şuradadır? Şimdi o denizin, okyanusun ortasında tamam. Buz oldu. Asırlarca durdu. Kurtlandı bilmem ne yaptı falan. Orada. Sen de o buzun içine bir zerresin. Güneşte vuruyor. Sen nesin? Buz. Adın buz. Niye adın buz denmiş? Niye denizden olduğunu aldı? Denizdenim ama deniz değilim. Şekil değişti. Yapım değişti. Adım buz oldu. Tamam. Sonra güneş vurdu, buharlaştırdı Cenab-ı Hak. Yağmur yağdırdı. Tabii suya da düştü. Ama bazı sular da şeye düştü. Buza. O suydu. O da soğuk tabakaya çarpınca o da dondu buzun içinde. Tamam. O daha önce neydi? Suydu. Lazım olacak bu size şimdi. Buz. Asıl itibariyle konuşmuyoruz. Zahir itibariyle buzdur. Asıl itibariyle okyanustur. Okyanustandır. Sonra bir şekilde bulut açılıyor, güneş vuruyor. Bazı buzlar eriyor. Ama bu buz bir yerde. Dikkat ediyor musunuz? Bu buzun içinde de bir nokta sen buzsun, sen de onun içinde de bir yerdesin. Derken güneş vurduğu yer ne yaptı? Eridi o,
suya karıştı. Suya karışan buz, şey su, buzdu, su oldu. Nerededir? Okyanus. Okyanus. Ben okyanusum diyebilir ama buz iken diyemezdi. Arkadaşlar, o okyanus Esma-i Hüsna'dır. O buz Esma-i Hüsna'nın cilve ve nakşıdır. Tamam? O cilve ve nakşından olan sen buz parçasısın, tanesi. O buzun içinde Allah böceği yarattığı gibi canlı seni de canlı yapıyor. Canın, hani bazılar diyor ya, hayatın sebebi sıcaklıktır. Öyle demiyor lan. Bu tezi de yıkıyor bu buz. Niye? Kurt canlanıyor ya. Yani kar canlanıyor, canlı oluyor. Hani hayatın sebebi güneşti. Tam tersine güneş hayatın yokluğuna sebeptir. Her şeyin şahzadesi var. Onun için herkes anne babayla olurken şahzadesi var. Bazıları anne babasız olur. Annesiz olan var. Değil mi? Annesiz olan var. Annesiz babasız olan var. Mesela erkekten olan var. Havva validemiz Adem babamızdan olmuştur. Erkekten olmuştur. İsa aleyhisselam şeysiz olmuştur. Babası olmuştur, annesi var. Ama Havva validemiz babası var, annesi yok. Babası var, annesi yok. Onun annesi var, babası yok. Adem babamız hiçbirisi yok. İşte bak, buzda soğuktan da canlı oluyormuş yani. Eridi. Ha, o buz neydi? Esma-i Hüsna'nın cilve ve nakşı. Cilve ve nakşı. Okyanus dondu, buz oldu. Biz de Esma-i Hüsna'nın cilve ve nakşıyız. Yani formatını değiştirmiş tarafıyız. O zaman bizim içimiz ve çevremiz, her taraf suyun hakikatıdır. Çepeçevre. Her tarafımız Esma. Onun için Allah her yerimizde. Her tarafımıza girmiş. Niye? Her tarafımız girmiş demek, ben o ifade ediyor da gene o da değil. Nedir ya? Her tarafımıza girmiş demek, zaten her şeyimizin malzemesi de odur. Esma'dır. Ruhumuzun yapılan malzeme, ruh mahluktur. Yapılan malzeme de Esma'dır. Esma'dır yani. Ruhumun malzemesi Esma'dır. Tamam. O zaman Esma sana ne kadar yakın denilemez ki. Sonsuz yakın deneyeceğiz. Yani dünyada Lazca öyle denilir. Yani denilir ki sonsuz sana yakın. Yani ruhun Esma ile Esma'dan yapılmış. Esma'dır. Esma'nın cibe ve nakşıdır. Esma malzemesiyle yapılmış. O zaman Esma ruhuna ne kadar yakın, çok abes gibi zaten. Zaten ona yapılmış. Ha, Allah her şeye daha yakın. Her şeyden. Öyle diyecek. Sonsuz denecek. Sonsuz sana yakın. Yani Allah ile yapılmış. Allah'ın Esma-i Hüsna'sı ile yapılmışsın. Allah'ın Esma-i Hüsna'sı ile Esma-i Hüsna'sının 70 bin perdeden geçmiş cilve ve nakşi malzemesinden inşa edilmişsin. Malzemen o. Ayrı bir vücudu yok, bir şey sana yakın olsun. Ben sana şu kadar yakınım, şu kadar uzağım. Sen başka mı var? Öyle bir şey yok. Tamam. Bu çok önemli de. Bu her şey dediği şey o cümledeki, her şeyin yerine Esma'yı koyarsak. Evet. Her şeyden de o da Esma. Evet. Esma'ya, Esma'dan yani kendinden. Kendine. Kendine daha yakın. Daha yakın. Mesela ben, mesela onun için mazan diyoruz ya, bunlardan çıkartıyoruz. Tefekkür eder. En büyük ihanet ve cinayet kendine ihanet ediyor. Fıtratına muhalif yaşıyor. Ruhuna muhalif yaşıyor. Bak benden bana. Benden bana ben diye koştumsa da Risale-i Nur'u buldum diyor. Benden bana ben diye koştumsa da benden bana ben diye koşmuş. Ay bakmış ki beni arayacaktı. Buldu. Aa buldu bir şey, Risale-i Nur'muş. Ki dördüncü şuada vazife-i fıtratım, vesile-i saadetim vazife-i fıtratım, vesile-i saadetim ha vazife ha sebebi hilkatim. Ha sebebi hilkatim. Risale-i Nur'dur diyor.
Bak benden bana ben diye gittimse diyor, bak Risale-i Nur diye koştum. Aa benden bana bir gideyim dedim, benden bana. Gittim benden bana, abi buldum, beni buldum. Bir baktım o ben kim baktım, Allah Allah Risale-i Nur'muş ya. Emirdan da geçiyorsa Feyza. Onlar da hepten durumları iyi değil yani. Hasan Feyza abi de hastayım ona be ya. Ben yazdımsa da yine sensin ol. Ben içlikten ne çıkar bendeki benlik yine senden. Durum hepten iyi değil yani. O kadar zevk alıyorum. Ben diye bir şey yok mu? 2 senelik bir nurculuğu var. 20 senelik diyor ustam. Hazmetmiş. Öğütmeyeceğiz arkadaşlar bunu. Hazmedeceğiz. Risale-i Nur öğütmeyeceğiz değirmen gibi. Değirmen öğütür, kusar sana atar. Kuş gibi öğütür sana atar. Ustadımızın misali kuş diyor ne yapar yavrusuna kayverir, öğütür verir. Koyun ise hazmettiğini verir. Arkadaşlar öğütmeyeceğiz inşallah. Hazmedeceğiz Allah'ın izniyle. Hazmedeceğiz. Ne olursa olsun dönmeyeceğiz Risale-i Nur'dan. Allah şahit olsun inşallah. Ramazan'ın hürmetine inşallah. Dönmeyeceğiz, döndüremeyeceğiz. Ayette diyor ki, nasıl döndürülüyorsunuz? Dönüyorsunuz demiyor ha, oyuncu söyledi. O çok hoşuma giden ayetlerden bir tanesi, bana sanki inmiş o. Elhamdülillah. Nasıl döndürülüyorsunuz? Allah'ım yarabbim ya, böyle yiyesim geliyor. Doğru ya. Çok acemine gidiyor ya. Bir de en çok bana inen, bu bana inmiştir. Herkes hissedebilir. Ha peygamberimize şey yapmış, bana gelmiş. O bana. Bana gelen ayetlerden bir tanesini söyleyeyim. Bana gelmiş ya. Sonra bir tanesi diyecek olan peki. Endişe ediyordum. Ya Allah beni imanı verdikten sonra ya alırsa şöyle diyebilir. Ver al onu. Sebep, ver, alır. Alır mı alır? Mahkeme veremem ki Allah'a. Ha şimdi der ki, gidinler dibe doğru, cehenneme doğru. Diyemez. Der, iradesini kayıtlayamazsın ki. Allah'tır bu. Bunu hep korkuyordum yani. Ya böyle bir şey derse. Ne olacak halimiz? Evet, böyle. Benim tefekkürüm şey, ne bileyim basit bir şey ama. Ya elinden imanı alırsa, ya imanımı alırsa, ya devamı alırsa, ya Kur'an'ı alırsa, Risale'ni alırsa. Ya ha bunu alırsa ne yaparız ya? Ne yapacağım ki? Ne yapabilirsin ki? Sonra o ayeti gördüm. Diyor ki, tam şey yapayım. Siz defterime yazmıştım. O defterimi versene. Orada o ayet o şey. Allah sizi hidayete kavuşturduktan sonra imanınızı alıcı değildir diyor. Buraya mı gidiyor? Yok bu defterim diyor. Hidayette olanlar gidince o zaman almış olmuyor mu? Ha, yani diyor ki, siz diyor, ha! Siz, Allah-u Ekber ya benim ne oldu? Fesu Musa dedim ki. Şimdi biraz önceki ifadeyi şey yaparsan. Öyle değil daha. Öyle değil değil mi? Yok. Çünkü olup da gidenler var yani. Yok beynim şey oldu. Yani, hayır. Niye öyle dedim? Tövbe acaba. Sureyi ayeti bilirsen hiç meyalden de bakıyor. Hepsi şu anda şey yok kafamda. Neyse. İnşallah gelir. Kafamdan gitti. O kadar harika ayetim benim gitti işte. Neyse. Her şey her şeyden daha yakındır. Cisimden mekandan münezzehtir. Bakın cisimdedir, her şey her yerdedir ama cisimle değildir. Anladık mı? Çünkü cismin malzemesidir. Esma. Esmanın zaten kullanılmasıyla, yani mekan zaten esmadır. Şöyle diyeyim. Risale-i Hikini söyleyeyim, 16. söz. Bu kainat, Cenab-ı Hakk'ın esma üstasının ayna değil midir? He? Evet. Neyi gösteriyor Cenab-ı Hakk'ın? Esma üstasını gösteriyor. Tamam. Şimdi ben size bir misal vereyim bunu. Bu ayna. Ayna beni gösteriyor. Aynada ben varım. Ben bir. Ayna iki. Aynada gözüken üç. Tamam. Ha, üç tane vücut çıktı. Bu kainat Esma-i Hüsna'ya ayna ise, Esma-i Hüsna'ya gösteriyorsa ayna nedir?
Ayna ben değilim ya. Ayna beni gösteriyor. Bu kainat aynasında Esma gözüküyor. Kainat nedir biliyor musunuz? Kainat sıfatın tecellisidir. Kudret yani. Bunlar hepsi kudret. Kudretin tecellisiyle Allah mahlukatı yarattı. Bu mahlukatta cilve ve nakşını, soğuktur, sıcaktır, alttır, üsttür, güzeldir, yeşildir, sarıdır, kötüdür, iyidir, imandır, küfürdür. Şekilleri bunun üzerine oynanıyor. Zemin kudret. Kudret yani. Kudret zemin üzerinde Esma'nın cilve ve nakşı gözüküyor. Kainat Esma üstüne, ayna ise kainat nedir sorusunu bulman lazım cevabı. Cisimden mekandan münezzehtir. Anladık. Çünkü bu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Bak bir daha söylüyorum hanım. Bu çok kullanacağız. Allah niye kainata benzemiyor ve Allah niye yaşıyor? Allah kaç yaşında? Allah niye doğurmaz, doğurtturmaz? Ve sorunun cevabıdır bu. Mesela bu noktada işareteceğiz de var da cevabı. Çünkü masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir ustası. Kainatı yapan, mekan ve zamanı da yapan, kainat deyince mekan ve zamandır. Bir gün Einstein'a dedim ki rüyada, diyeceksiniz sen kimsin? Ama ustad da öyle diyor, kartal gibi sen onları bir şey yapıyorsun. Einstein'a dedim ki, sen dedim maddeyi E eşittir mc kare yoğunlaşmış enerjidir dedin. Mekanı niye demedin dedim. Maddeyi, enerjinin yoğunlaşmış halidir dedin de, mekanda madde değil midir dedim. İlk önce böyle bir güldü bana. Sonra biraz dik düştü hani böyle, tutabiliyor. Böyle kafa salladı, ha böyle yaptı. Şimdi, bu misali anladık. Masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Allah kainatı yaptığına göre kainat cinsinden değildir ve kainattan öncedir. Kainatın içinde kainat oluşturan mekan vardır, zaman vardır. O zaman zamanı ve mekanı yapanın zamandan ve mekandan önce olduğundan, zamanı ve mekanı olmadığından, zamanı ve mekanı olmayanın, zamanı olmayanın dünü ve yarını yoktur. Dünü ve yarını olmayanın geçmiş ve geleceği yoktur. Geçmiş ve geleceğin olmayanın başlangıcı yoktur. Başlangıcı olmayanın da sonu da yoktur. Onun için ne doğrulmuştur ne doğurmuştur. Çünkü zamanı yoktur. Bir yerden başlamış olsa başlatılmış olacak. O zaman başlatanı gösterir. Zamanı yapanın zamanı yoktur. Zamanı olanın ve zamana mahkum olanın başı vardır, sonu vardır. Zamanın hükmüne girmiştir. Onun için Allah lem yelid ve lem yûled. Doğurmamış, doğurulmamıştır. Zamanı yoktur. Anladın mı? Hoşuna gitmiştir bu. Simandan gözüküyor. Bu kanada da öyle. Allah mekanda münezzehtir. O zaman yaşı yoktur. Allah kaç yaşındadır? Sorulamaz. Niçin sorulamaz? Zamanın içine girene sorulabilir. Zamanın dışına bir misal vereyim. Ama çocuğa anlattım şeklinde. Çocuğunuz sorar size de. Baba, Allah kaç yaşında? Oğlum kızım sen kaç yaşında? Oldu da söylüyorum yani. Geldi babasıyla kendisi koluna tutarak geldi söyledi. Ya bana diyor ki, ben baba, kaç yaşında? 6 yaşındasın ya. Ben, peki Allah kaç yaşında baba demiş. Ne diyecek? Hayda. Dedi gel, tuttu çocuğu. Aferin babaya, akıllı. Getirdi dershaneye. Kız çocuk getir. Getir, gel kız. Bunun çok zeki. Aldım kağıdı. Çocuğun seviyesini anlatacağım. Yavrum, biz dünya burada duruyoruz. Böyle İbn-i Zaman ya, dünya biliyor. Tamam diyor. Bu da güneş. Gülüyor. Tamam. Bak Allah'ın yaşı yok çocuğa. Dünya böyle dönüyor mu yavrum? Dönüyor. Güneşi ortaya koyduk. Tamam. Güneşi ortaya koyduk dönüyor. Sen hangi ayda doğdun yavrum? Ayları yazdım. Uçları. Şurada. Tamam buradan çizgi çizdim. Eylül. Buradan sen dünyada ayak bastın. Dünya döndü, Amerika'da geldi. Aynı yere gelince sen ne oldun? 1 yaşında oldun. 1 yaş demek dünya başladığı senin dünya. Sen ayak bastın anda
başladığı yere tekrar gelirse bir. Sen yavrum kaç defa döndün? Ha ben 6 defa döndüm dedi. Kaç yaşındasın? 6. Dedim ki senin yaşın olabilmesi için buraya girdin. Ama bir adamın bir tanesine havada uçan balonla sandalyeye oturdu. Havada sen dünyaya oturdun, o oturmadı. Havada durdu. O dünya oturmadığı için dünyayla dönmedi. Ama kenardan sana da bakıyor, güneşe de bakıyor. O dönmediğine göre her tarafa bakıyor. Onun yaşı var mı yavrum dedim. O dönmüyor çünkü. Yoktu. Allah o kenardan mı? Çocuğun ifadesi tabii öyle. Ha Allah dönmüyor. Şeyde diyor ya kaymet bahsinde lemalarda. Hareketlendirenin hareket olmaması lazım. Mesela ipi çeviriyorsun. Sen de dönersen o da olmaz yani. Dönmez ki. Dönmez yani. Nasıl dönecek yani? Döndürenin dönmemesi gerekiyor. Hareketlendirenin hareket etmemesi lazım, tamam mı? Şimdi yavrum dedim, kenarda oturuyor adamın bir tanesi. Diyebilir misin? O dönmedi. O dedim, dünyaya oturmadı. Havada sandalyede oturuyor. Dönmediyse yaşı yok dedi. Ha dünyanın yaşına göre yaşıyor. Allah da oturmadı yani. O dünyaya oturmadı. Allah her tarafa böyle bakıyor. Bir de dedim ki ona, çizgi çizdim. İstanbul ya. Ankara'yı çizdim ortayı. Bir de Edirne'yi çizdim. Kars'a çizdim. Güneş dedim nerede doğar yavrum? Ha buradan. Dedim burada saat kaç? 5. Ankara'da kaç oluyor daha? Yani saatler aynı. Güneş dedim şeye çıksa, Kars'a vursa ağrıya. Ankara'ya daha aydınlanmaya, İstanbul daha karanlık. Güneş buradan vuruyor ya, değil mi? Ha demek ki güneş vururken bir tanesine sabah oluyor, ötekisine sabaha yakın oluyor, ötekisine daha gece. Ama aynı yerde yaşıyoruz. Ondan sonra biraz, değil mi? Hangisi önce güneşi görür? Bu görür, sonra bu görür. Ama zaman aynı. Ama güneşi farklı görür. Tamam. Tamam dedi. Peki güneş, buradakiler güneşi farklı zamanda görür. Peki güneş bunları farklı görür mü? Hepsini bir anda görür. Güneş Eskişehir'de vurdu. Almanya'ya da vuruyor. Pakistan'a da vuruyor. Ama arasında ne kadar mesafe var? Aha sana zamansızlık. Güneşe çık. Her yere aynı zamanda ol. Güneşe verelim akıl, şuur diyor usta. Güneşe şuur ver, akıl ver. Yani 7 tane sıfat. Güneşin 7 tane rengi sıfatı olsa. Aklı, şuuru, ilmi, iradesi, kudreti, semi, basarı. Versek güneş nedir? Bir anda her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Her şeyi biliyor, hiçbir şey bir şeye mani değil. Çok uzatıyorum diyeceksin ama hüküm öyle. Ustad diyor o misali değil mi? Güneşin farz-ı mal hayatı versek. Güneşte 10 tane sıfat var. 7 tane renk. Isısı 8. Işığı 9. Şekli 10. Bir hayat verse güneşe Allah, küsücağı hayat veriyor. Buzdaki ne veriyor? Orada da melaike ruhaniyat var. Güneşin içinde mahlukat var hem de ne kadar. Güneşe bir hayat verse Allah, tamam güneş sanki haşa yarım şey gibi. Her yeri bir anda şuur edebilir. Bir iş bir iş manı. Armut. Pakistan'da armutu büyütüyor. Almanya'da kestaneyi büyütüyor. Gezegenleri tutuyor. Bir anda farklı iş yapıyor. Farklı yerde bir iş bir işe mani değil. Öyle değil. Ama peki yaşı olanları, yaşı olanlar var dünyada. Güneşte oturduğunu kabul et. Güneşin yaşı var mı? Bütün yaşlılar güneşin tutmasıyla, döndürmesiyle yaşlı olur. Değil mi? Dünyayı tutan güneş değil mi? Onun çekim alanıyla da döndürüyor. O zaman yaş olmak, yaş 1-2-3 yaşında olmak, o zaman dünyaya mahkumiyeti gösteriyor. Dünyaya mahkum olanlara hastır. Güneşin yaşı olmaz. Onu anlatmak istedim. Güneşin dünyaya göre yaşı yoktur. Ama dünyanın güneşe göre yaşı vardır. Hı? Onu da Balla'da söylüyor usta.
Cisimler mekandan münezzehtir. Çünkü o malzeme ile yapılmıştır. Her veli kalbi içinde onunla görüşebilir. Her veli kalbi şey yapabilir. Görüşebilir. Kalbi içinde. Kalbi içinde. Kimle görüşebilir? Allah'tan. Kalbin içine nasıl girecek Allah? Manevi telefon. Manevi deyip çıkıyoruz içine. Yani diyorlar yani niye böyle yapıyorsun? Ne yapayım kardeşim? Aklım kurtaramıyorum. Hakikaten ha, kurtaramıyorum. Soru soruyorum. İçini doldurmaya çalışıyorum. Doldurun içini. Deniz buzmuş Salih abi. Zaten ondan olmuştu. Abi kafası çalışmaya başladı. 3 gün oruç tutuyor ama. Aa bir tabir çıktı. Bizim oruç iftara kalkıp sahurda kalkıp iftarda bitirmek. Oruç kabul edilmiyor artık. Yeni bir şey çıktı. Bundan mı çıktı? Evet, kaldı. Oruç gördü. Şimdi nasıl? 3 gün oruç. Bize göre onlar oruç değil. Değil. Çünkü sen de var. Kaç kişi? İkimiz hariç, 4 kişi hariç. Bize göre bizim tuttuğumuz oruç. Ya değil. Bak şimdi iftar ve sahur suyla 3 gün yemek yememek. O 3 gün suyla iftarını açıyorsun. Sahurda su içiyorsun. Ertesi gün tekrar 3 gün böyle. Hani var ya tedavi. Peki bu üç güne göre bizim oruç nedir? Harun'la ikimiz yiyoruz. Sıfır. Oruç değil yani neyse. Kalbi, ne dedi? Her veli kalbi içinde onunla görüşebilir. Kalbi içinde. Kimle? Allah'ı. Neye kalbi içinde de dışarıda yok mu Allah? Burada şuhuttur. Cenab-ı Hak kainata tecellisiyle görüşürsün. Ruhu, insan kendi ruhunda Allah'ı tecellisiyle görüşür. Kalbi derken kalpte değil. Kalbin içinde ne var bir de? İndirelim. Vicdan var. Vicdanda ne var? Zihin, irade, his, latife-i rabbaniye. Vicdan bu. Ha ve vicdanın bu 4 hassası var. Allah ile mesafe yok da işte bizi ondan ayıran. Allah ile mahluk arasında, zaten okyanusun içindeyiz de, suyla buzun o şeyi, ince tabakası, aynadaki güneşle, güneş arasındaki o fark, ince bir şey diyor Üstad, Saydam. O Allah ile bizim aramızdaki o ifade edemiyorum böyle, Saydam tabaka, vicdanın 4 hassasının en latifi olan, Latife-i Rabbaniye'dir. Allah ile aramızdaki ince, ne kadar ince, gaflet ne kadar kalın yapmış. İşte o perde aralandı, karşında şuhut. Karşında demeyeyim, o ben olduk, öyle işte. Peki abi. Olmadı ki değil, nasıl oldu? Günah işlemeyen mahluklar, mesela melekler, şeytanlar, cinler. Ha cinler var, cinler. Bunlar peki, var onlar da. Peki bunlar Allah-u Teala direkt mi irtibat halindeler? Yok yok, aynı bizim gibi. Onlar şu, bizden farkı şu. Sen zannediyorsun ki latif oldukları için daha böyle Allah'a yakın. Hayır, şeytan bizden daha latif. Bir anda tak diye nereye gidiyor? Peki aracıyla mı görüşüyor? Tabii, şimdi şu. Arkadaşım, onun bizim cesedimiz atomda. Onların cesedi esirde. Hı. Ama ruhu da var. Onun da iradesi var. Allah'ı reddediyor, kabul ediyor. Cinler de öyle. وَمَا خَلَقُوا جِنَّ وَالْاِنْسَا اِلَرْيَا بُدُوا Ben insanlar ve cinni bana ibadet etmesi için yarattım. Reddediyor, küfrediyor. Benimle kavga ediyor. Diyor hastaya baymış. Onu kovun. Küfrediyor. Sonra hasta uyanınca bir şey anlamıyor. Bilmiyor. Anladın mı? Yani esirdendir onların vücudu. Yoksa insan, Allah'a en yakın olan insandır. Melekten daha yakındır. Yalnız Allah'a mukarrebin melaikesi yakın. İşte o görüyor. İnsan onu da geçiyor. Meleklerin en başı kimdir? 4 melektir. Cebrail. En budur. Onları arkada bırakmadı mı? Peki bırakan kimdir? Allah Resulü. Öyle değil mi? Peki ne vardı yanında? Kimler vardı? Sen yok muydun? Miraç'ta sanki yok muydu Resulullah'ta? Onun doğruna onun içinde yok musun sanki?
Sen fotokopisin aslında orası. Evet, doğru bunu bildim. Kardeşim şu anda sen Almanya'da mısın? Nüfus kağıdın var değil mi? Evet. Şu anda Almanya'dasın. Nüfus kağıdın var. Kütük neresi? Nur Muhammed'im. Yok yok, bu nüfus kağıdı. Tamam. Maraş. Evet. Maraş'tasın. Tamam. Maraş'tasın. Ama Almanya'dasın. Peki buradaki nüfus kağıdı fotokopidir. Arşiv oradadır. Sen fotokopisin, ben fotokopiyim. Aslımız o. Asıl o yani. Onun için en büyük kavgalar bu oluyor. Ben acaba asıl mıyım? Asıl değiliz. Meyveyiz, meyve ustadın tabiriyle. Çekirdeğimiz, bak meyvenin içine çekirdek düşün bak, toprak. Çekirdek, ağaç olmuş. Meyvenin içine çekirdek. Bu çekirdek, bu çekirdeğin esidir, fotokopisidir, aslı değil. Ustad ona ne halindir ne gayidir. Biz meyvenin içindeki çekirdeğiz, aslımız Nur-u Muhammed. Peki Nur-u Muhammed'i Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bunu çok soruyorlar. Emanet, nur ve emanet diyor, yanındaydı diyor. Tamam mı? Götürdü. Yani kim? Biz vardı, bizi götürdü. Bizi götürdü, namaz kıldırıyoruz. Yani bu, hepten şey olacağım yani. Namaz kıldırıyor, imam biz değiliz ki. İmamlığımızla imamın içine giriyoruz, ondan sonra o hakim, şahsiyet-i Muhammediyedir o. Ustad kendisi söylüyor, yatsı namazında diyor, 28. namazda, yatsı namazında Nur-u Muhammediye'ye girdim diyor. Elfu elfi salatim ve elfu elfi selamun aleyke ya Resulallah. Dışarıdakiler, kahvedekiler, onlar da mı bittiler? Tabii yani? Tabii ama onunla beraber vücutta neler var? Gitmiş, Allah demiyor mu? Peki orada değiller miydi? Elestu bi rabbikum kâru bela. Allah onlara demiyor mu ayette de gene? Niye bu sözünüzle dönüyorsunuz? Peki onlar değil miydi orada? Allah söz vermediler mi? Allah diyor ki söz verdiler. Nerede verdiler? Ruhlar aleminde. O zaman ruhlar alemindeydi. Ruhlar aleminde biz de aynı yerdiler. Tabii. Kahvede değillerdi. Yani. Kahvede değillerdi. Bazılar diyor ki peki Nur-u Muhammed'i de biz varsak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kafirler nedir? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeriyeti de var. Affedersin işkembesinin içinde şeyler var. O defaceti gidiyor da beşeriyeti var yani. O da odur. Ölü hücredir. Kimisi vücutta tırnaktır, kimisi bağırsaktır, kimisi gözdür, kimisi beyin, kimisi de aç bu zeneptir. Yani o Nur-u Muhammed için biz de vardık, biz de gittik. Oradaydık biz de. Peki abi bu kelime-i şehadet getiriyoruz. Orada dil ile ikrar, kalbe tasdik. Kalp ile tasdik ediyoruz. Emin. Kalp ile tasdik ederken o tasdiki şehadet şeklinde ediyoruz. Hani itikat şeklinde değil de şehadet. Yani şuhud derecesinde bir şehadet. Şehadet eşhedü en la amenü demiyoruz yani. Evet. İman ettim Allah var. Çok güzel. De iman aferin. Ettim Hazreti. Çok İmanı. Güzel. Orada bir şuhud olayı var. Görüyor musun? Üç gün oruç tutmanın şeyleri. Ama Allah razı olsun istifade ettim. Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. Eşhedü'deki şuhuddur. Kalp demek ki şahidim. Orada imanı görüyor. Evet. Orada bir açılıyor. İmanı görüyor. O senin dediğin yer açılıyor. Evet. Açılıyor. Birden şahadet getiriyor. Bir kendisi açılmasa bile bazen bir eşya, adam gelmeden önce sesi geliyor. Oo falanca geldi. Kimisi bazen kokusu geliyor. Evet. Koku olsun da hasta olması mümkün mü? Ha o perde var ya o ince şey. O vicdanın dört hassası. Dört vicdana gir. Kalpten vicdana gir. His, zihin, irade gir daha. Latife. Artık bitti. Artık neredeyse. Ha patladı ha patlayacak. Oradan bir koku geldi. Dedi ki eşhedü en la ilahe illallah. Emin ol, emindir. İman etmek emin olmaktır. Ve iman ettim demiyor orada. Şahitlik yapıyor. Görüyor ötesine. Evet ya. Aferin. Şuhud diyelim. İşte o. Ne acayip bir mahlukuz ya. Bütün kainattayız ama kainat bizde. Allah'ım bir şu kafayı yiyeceğim ya. Kainattayız. Öyle diyor. Sen kendini ne küçük zannediyorsun diyor. Alem sende diyor. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde ara. Böyle ara aşa marşa değil. Arş sende. Bir tanesi bana ne göndermiş? Kendi arşını ve kürsünü ve amud-u nurani olan hacını bilmeyen
Abe gafil. Mesaj çıkmış bir tanesi var. Abe gafil. Tavafınla ne ifade ediyorsun dedi hacı orada gidince. Yoran nereye gitti o ya? Zaten deli, akıllı adam zaten bana pek rastlamaz yani. Bak. Nereye gitti o? Allahu Ekber. Nereye gitti ya? Nerede bulacağız onu acaba bu şey, hazine içini? Neyse, tamam anladım. Meseleyi anladım. Sen dedi... Hocam bu cinler nereden şeyler, bunlar nereye gidiyor? Cehenneme mi yoksa cennete mi? Aynı bizim gibi ya onlar da. Onlar da. İslam'a olan cennetli tabii, tabii, olur. Yani... O zaman cinleri göreceğiz mi cennette? Gidemeyiz. Tabii yani. O tersi olacak. Onlar bizi göremeyecek orada. Yok korkma sen ne korkuyorsun burada zaten ben sinirleniyorum şeyden size kızıyorum niye ne korkuyorsun anla basit bir şey ya bunlar şey toz ya Allah Resulü diyor kardeşler odunu yaktınız çıkan ısıdan sıcaklıktan şeytan kızmak şeytandandır yani sıcaklık oradan geliyor Allah yaratıyor malzemesini çünkü 30. sözde diyor ya suretten sesten manadan karanlıktan ısıdan, ışıktan, renkten Allah melek yaratıyor. İşte odun yanarken çıkan ısıdan şeytan, çıkan nurdan melek, çıkan dumandan cin yaratılıyor. Bu kadar, sen bu kadar cin ya. İçeri girdiği zaman seni büyüyor. Yapınca kafanı. Çok acayibime gidiyor ya. Tabii sen Kur'an'ın şeylerini biliyorsunuz. O yüzden acayibime gidiyor. Siz de o yüzden öyle şey edersin. Ha bir şey okuyayım. Ha, ona ayak. Kim ki isk ve muhabbet çeşmesinden abdest almaz. Abdest iki taneydi biliyorsunuz. Bir ruhun abdesti, bir de cesedin abdesti. Cesedin abdesti neydi? El, yüz, kol, bacak vesaireydi. Mesletmek. Ruhun abdesti farklıdır. Ruh abdest aldıracaksın. O zaman miraç oluyor. Ruhun abdesti bir. Tekbir hayata başlamak. Mükellefiyet, ölüm ve diriliş. Veya... Nurculuğa göre ruhun abdesti, ac, fak, şefkat, tefekkür. Tasavvufa göre ruhun abdesti, terk-i dünya, terk-i ukba, terk-i hesti, terk-i terk. Sen bununla abdest alırsan miracın olur. Ki, kim ki isk ve muhabbet çeşmesinden abdest almaz. Tabi çeşmesi de farklıdır. İsk ve muhabbet çeşmesiymiş. O çeşmeden alınıyormuş, isk. Bütün eşyayı ölü hükmünde kılıp da üzerine... Bak, bütün eşyayı ölü kılıp da üzerine dünya, ukba, varlık, terki, terkten ibaret olan dört tekbir ile namaz kılmazsa onun can yüzü hakiki kıbleye dönmüş olmaz. Bu da kıblemiz. Kıble de bu. Anladın mı? Her neyse. Böyle dalinami. Nasıl yapacağız onu? Okuyalım. Bu kalbi içinde onunla görüşebiliyor. En son orada kalıyor. Evet ama. Bu görüşme nasıl oluyor? Oo ne haber? Nasılsın kulum? Ben iyiyim ya. Öyle bir şey yok tabii. Öyle. Rüya benzeri değil. Değil. İmam Azam 100 defa görmüş. Fıkıh-ı Ekber'de söylüyor. 347. sayfa. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in itikat kitabı. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'te Allah görmek mümkündür. Kafa gözüyle değil de ruh gözüyle. Hangi gözde derlerse yatıyorsun o anda arkadaşının sesini duyuyorsun. Göz, bir de arkadaşını görüyorsun ama yatıyorsun. Peki bu göz kapalı neyi görüyorsun? Hangi gözde gördünse, hangi kulakla işittinse, rüyada hangi cesette koştunsa onun 70 katını düşün. Onunla Allah'ı görüyorsun. Kalp gözü deyip çıkma işin içinden. Paketleme yani toptancı. Öyle. Ruh gözü de değil. Onun adı öyle. Öyle gözü. Öyle işte orası. 70 katı mı 70 bin mi? 70 bin mi 70 bin? Bir rivayette 70 bin, bir rivayette de 70 perde.
70 bin perde diye geçiyor. 70 perde değil, pardon. 70 bin perde. 70 dedim mi? Yanlış demiş. Allah razı olsun. Şimdi, bak şimdi, bir daha söylüyorum. Birilerini görüyorsun. Konuşuyorsun. O da sana bir şeyler diyor. Ama karanlıktasın. Aydınlık bir yerdesin. Rüyanda. Burada o da karanlık, yatak karanlık, kafa karanlık, göz kapağı kapatılmış karanlık. Ama bu kadar perde karanlıklar içinde, göz perdesi bir perde, kafa bir perde, o yorgan bir perde, oda bir perde, bu ilçe bir perde, şehir perde, dünya atmosfer perde. Ondan sonra alim misalin, levh-i misaline gidiyorsun. Levh-i misali var. Tamam mı? Bu perdeleri aşarak gidiyor. Ama aynı anda da buradadır ruh. Hem de oradadır da. Peki orada bu bir gözde görüyorsun arkadaşını. Bir kulakta şöyle. Peki hangi kulaktı? E peki bunlar hayatın. Sonra niye banyo yapıyorsun? Banyo mecbur olduğun zaman peki o hiçlik miydi? Hangi cesetteydi o? O ki vaka değil. Buna niye fatura çıktı? O ki vaka değil. Köpek kovalarken adam koşuyor. Terde niye su oluyor rüyada? O ki vaka değil. Nasıl isabetli rüyalar görüyoruz? Ve vahyin 40 cüzünden bir cüzü rüyada gelmiş. Vahyin 40 cüzünden bir cüzü rüyada olmuş, rüyada. Anladın mı? Evet. Rüya. Peki vahiy, ayet mahluk mudur? Değil. Ha. Şimdi sen ne demiştin? Rüyada şey yapılabilir mi? Ha, Allah görme. Ha, oraya gel. Evet. Ha, o zaman o gördüğün bu kadar perdeler arkasındaki o hangi gözü kullandınsa onun 70 bin ilerisini düşün. Ha, bu perdelerin 70 bini dağlatıp hop. O zaman ve baktım ki diyor kimse yok diyor, halacı bas. Demişler ki hakim tamam şimdi normal adamsın, her zaman değil. Ya sen onu niye dedin? Ya sen kimsin dedikleri zaman cübbeme baktım hakikaten ben kimim ondan başka kimse görmedim diyor. Şey diyor ki İmam-ı Şibli, İmam-ı Şibli diyor ki namaz kılacağım diyor. Kim kılacak? Ben hangisiyim diyor. Ben ne oldum? Bir baktım ben o onunla ben karıştı diyor. Kimse yok. Kim kılacak? Nasıl kılacağım? Böyle başladım ağlamaya. Uyanmış. Namazı kılsam şirk olacak. Kılmasam kafir olacağım diyor. Bitmiş. Uyandıktan sonra demiş ki Allah'ım kendi varlığını diğer varlıklardan, onun cümlesini söylüyorum kafamda kaldığı kadar. Kendi varlığını diğer varlıklardan ayırt edebilecek hal verdin, sana hamdolsun. Allah'a da katarak dedi. Kendi varlığını başka varlıklardan ayırt edebilme melekesini verdin, sana hamdolsun. Benim diyebilmem için odur diyebilmen lazım. Ben o devreler kapanınca ben o muyum, o ben miyim, o bu karıştı. Adam namaz mamaz yok. Yani bu desek şimdi ortada karışıyor. Ama olmuş ya, yazıyor kitaplarda, yazıyor. Peki bu gören zat kendini fark edince kendisinin o olduğunu. Sonra demiş ki Allah'a hamdolsun. Muhittin Arabi'den aynı şeyi okudum. Diyor ki dünyada en büyük nimet kendini fark etmek, kendini farklı kılmaktır, kılabilmektir. Ben diyor çoğu zaman ben yok diyor, yok. Ama çok istiyorum, keşke ben olsam. Aylince diyor. Onun için talebelerine diyor ki demiş, bana bakmayın. Böyle bir şey demedim diyor. Ama biraz bir saat önce bir işte dedin, bilmiyorum. Şimdi o kişi kendine bakıyor, kendinde onu görüyor. Kendi yok ortada. Yok. O tespiti farklı. Bakanla bakılan aynı yerde aynı olunca. Peki bu sadece o kişiye mi? Hayır, umuyor. Yoksa herkes mi öyle? Şudur. Herkese açık bu yol. Niye? Miraç hepimize lazım. Miraç Risalesi'ne diyor ki 584'te gitti geldi o kapıyı açık bıraktı diyor. O
pardon 484 dedim de şey 500 değil. 580. Kapıyı açık bıraktı ama biz cismen ve ruhen değil de Resulullah'ın cismen ve ruhen. Biz kalben ve ruhen. O şekilde açılırsa açılıyor. Ben demek istedim o kişi belli bir şeyden sonra bunu fark etti. Evet. Ama bu şey o şeyden o geçişi yapmadan önce de oydu zaten. Ama geçişi fark ettikten sonra aslında bir hal oluyor, bir ilim, evet. Bir meleke, nasıl bir meleke bilmiyorum ama dönüyorlar. Dönünce fark ediyor. Mesela Halacı Mansur dönemedi. Muhyiddin Arabi dönemedi. Beyazıt-ı Bestami dönemedi. Kaldı oralarda. Dönenler Bediüzzaman döndü. İmam Ali döndü. İmam-ı Rabbani Hazretleri döndü. Döndüler yani. Mevlana Ali Dibağ da döndü. Asım imamları döndü. Peki dönemeyenler hata mı yaptı? Yok. Hata şu. Bil dendi, bildir denmedi. Onu da bedelini dünyada ödediler asılarak. Bil, bildir demedi. Sana diyor ki bazı şeyler var bil. Bildir denmediği için, bildirdikleri için cezalarını çektiler. Bak, velayeti, o yolu açmış, velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş. O kapıyı açık bırakmış. Arkasındaki evliye ümmeti ruh ve kalbiyle o cadde-i nuranide Mirac-ı Nebevi'nin gölgesine seyri sülük edip istidatlarına göre makamat âliyeye çıkıyorlar. Tabi içeriğini doldurunca ben duruyorum. Bu ne diyor? Yani içeriğini doldurarak. Doldur içini, doldur içini. Geç arkaya, geç arkaya. Geçiriyorsun, geç arkaya. Geç arkaya, geç. Namazda girdim diyor. Ne diyor ya? Onun için namaz imam kıldırıyor. Zahirde imam. İmam mı? İmam o âleme giriyor. İmam, tek bir imam var. Kabe. Kabe nedir? Mescid, Mekke, mescid diyor. Ötekisi şey minber, ötekisi kürsü diyor değil mi 19. sözde? Tek bir imam var, tek. Boşuna mı o misali veriyor? O hakikatin kendisi ya. Demiyor mu Ustad Katr'de, Habbe'nin başında. Onun daire-i ruhu, daire-i hayatına gir diyor. Bize demiyor mu? Kalp ve ruhunun daire-i hayatına gir diyor. Bize diyor usta. Diyor ki kalp ve ruhunun daire-i hayatına gir diyor. Hayat bahsinde. Peki Kabe mihra. Medine bir minber. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir imam. Kainata namaz kıldırıyor diyor. Kainata. Demiyor mu? Bu kendisi kardeşim. Misal değil bu. Kendisi dünyaya demiyor ki kainat. Allah'ın dışında yaratılan her şeyin imamıdır. İmam, imam. Hah, namaz kıldıran adam o imamın şahsı manevisine giriyor. İmam o, kimse imam yok. Nerede imam? Ne imamı? Yatsı namazında diyor, ben yatsı namazı vakti demiyor. Yatsı namazında diyor, el farfi salatu el farfi salam aleyke ya Resulullah. Girdim içine diyor. O aleme girdim diyor. Ne, nereye girmişler? Bunlar topluyorum tamam mı? Kendi başıma topluyorum. Çoğu zaman alıyorum ya. Bu ne ya? İmam ya. Ne imamı? Kimse neyi kıldırıyoruz? Sen imam yaptırıyor musun? Ne imamı ya? Sen o ya gir o imamın içine de imam olsun o. İmam olduğunu biliyordun değil mi şimdi teravihleri? Ey Yusuf. Yani düşünebilirsek abi. Onun içine giriyorsun kardeşim. Ustad diyor ki kalp ve ruhun daire-i hayatına gir. Ne diyor bu? Geçersen gözükmez. Doğru. Kalbin ve ruhun daire-i hayatına gir. Kabe bir mihrap. Medine bir minber. Aleyhissalatü vesselam. Kainata bir imam diyor ya. İmam kainatı imam. Aha, imam ne diyelim? Onun daire-i hayatına giriyoruz. İmam olamıyorsun ki. Ne imamı? Daire-i hayatına giriyorsun. Onun şahsiyet-i manevisine giriyorsun yani. Kapı gibi sanki. Direkt nerede Allah'a muhatap? Allah sana şey ama sen nerede bizi perdeliyorsun? Giriyorsun. Onu vesile yap. Onu vesile yapıyoruz.
Ya burada dursun. Cümleyi soruyu bitireyim de dursun. Neden dolayı velayeti Ahmediye aleyhissalatü vesselam, velayeti Ahmediye aleyhissalatü vesselam, Miraç gibi uzun bir seyahatin neticesinden sonra, uzun, her velinin kendi kalbinde muvaffak olduğu münacata muvaffak oluyor. Niçin? Niçin bu kadar masraf, bu kadar bir saltanat, bu kadar acayip bir şey? Yani bir masraf diyeyim de öyle. Neden dolayı velayet Ahmedi aleyhissalatü vesselam? Velayet. Miraç gibi uzun bir seyahatin neticesinde. Sonra velinin muvaffak olduğu, kalbinde muvaffak olduğu bir hale olmaz mıydı ya? Diyor. El cevap, bu sırrı gamızı, bu acayip derin sırrı. Sır. Ha, demek ki bir kere haddimizi bileceğiz burada. Sır diyor. Ha, sır. Ha tamam, iki temsil ile fehme takrib ediyoruz. Anlayışımızı yakınlaştıracak iki tane temsil. 12. sözün sırrı icazı Kur'an ve sırrı Miraç hakkında olan şu iki temsile temsili dinle diyor. İnşallah talep ederseniz, arzu ederseniz, ister iştahınız olursa başka da, zaman burada da şu mu diyor? Bildirmem mi demek istiyor? Sır oldu. Sır. Şimdi ben bak bilmiyorum. Mesela sır niçin sır? Sır olduğu için bir kere. İkincisi, dile gelmez, ruha gelmez, lisana gelmez, yaşanır. Mesela sırrı ben fakir şöyle anlıyorum. Enedeki şuhut hakikati. Yani ruhta değil. Ruhtan daha incedir kalp, daha incedir vicdan, daha incedir latife-i Rabbani. Oradaki ha, o zaman lisanla ifade edilen var. Hissedilen taraf var bir hakikatin. Mahsedilen var, zevk edilen var, var da var. Onun için bu sır bütün meratibini ifade eder. Onun için herkes farklı ders yapar. Hepsi doğrudur. Risale'nin çerçevesinin dışına çıkmamak şartıyla. Hepsi doğrudur. Niçin? Yanlıştır, eksiktir, bilmem nedir, ifrattır, tefrittir demeyeceksiniz, dememeniz lazım. Niye? Herkes kendi seviyesine göre ve durduğu yere ve yöneldiği yöne göre konuşur. İmam Mevlana'nın dediği gibi niye farklı konuşuyorsunuz dedi de. Demiş ki farklı yönlerden aynı yere bakıyoruz. Yani fihi mafi, yani kimisi ders yaparken içeriden bakıp dışarıya bakıyor, kimisi dışarıdan içeriye bakıyor. Örneğin bana deseler ki şimdi diyelim Türkiye'den almayı bana söyle. Şimdi gördüğümü söylerim. Böyle deniz. Çık 10. kata, böyle bak dağ. Adam gördüyse dağ var falan ama aynı yerde söylüyoruz. Evet Kuksa Efendi'yiz, aynı adresteyiz, aynı çatıdayız. Ha? Kimisi denizden bahsediyor, kimisi dağdan var. Çünkü yönü önemli. Onun için nerede, nereye durmuşsun? Nerede, nereye ve nasıl durmuşsun? O önemli. O seviyeye göre, o anlayışına göre, yakaladığı manaya göre söyleyecek. Doğrudur. Ama budur, mutlaka budur. Denemez, denmemeli. Ben bunu anlıyorum külliyat müvaciyesinde. Ha farklı farklı manalar verebilmek zaten işaret-i cazın 42. sayfasında bunu ehli dalalet şey yapıyor. Niye diyor Kur'an tek mana olmadı da diyor böyle farklı farklı manalar. Bu diyor basitliğini göstermiyorum. Tam tersine usul-i arabi kaidesine muvafık olmak şartıyla esasat ve kaidelere uymak şartıyla farklı farklı manalar vermek kelamın camiyetindendir, nakıslığından değildir. Ulviyetine delildir. Ha? Onun için bir mevzuya, bir derse farklı manalar onun mana külliyetinin içinde nihayetsiz mana mertebesinin olduğundandır. Yoksa tek mana olsaydı bunu ne anlarsınız arkadaşlar? Kazak değil. Bunu ne anlarsınız? Defterdir. Bunu demir anlayan olur mu? İşte kelamlar böyle donuk değildir. Kelam içinde kelamlar barındırmış. Onun için Risale-i Nur sadeleştirilemez. Sadeleştiren kendi anlayışındaki kalıba külliyatı dökendir ve bitirir, öldürür. Çünkü senin kalıbından başka nice kalıpçılar var, kalıpçı ustalar var. O kalıbına herkesi dondurma. Kalıp yaptın, bütün insanları erittin, oraya döktün. Risale-i Nur
o alemleri ifade eden Risale-i Nur ruhtaki halleri, ruhu ve alemin gaybi, şahsiyeti Muhammedi, hakikati Muhammediye'yi, mec'ulu, sıfatı, şunatı, mahiyeti zatiyesi, mahiyeti zatiyesini, şunatı zatiyesini ifade eden kelamdır. İfade tarzıdır, bir acayip bir şifredir. Onu bir manaya, bir kelama, bir kalıba sıkıştırırsan, o diğerlerini ifade edemediğin manaları ifade edemediğinden, onun ifade ettiği alemleri de öldürdün yani. Fıtratı da öldürürsün. Niye Kur'an değiştirilmiyor? Kenarlarına yazılıyor. Sen kenarlarına karış kardeşim. Buraya dokunma. Çünkü ustad da ben dokunuyordum diyor 19'un sözünde. Ya bazı şeyler tekrar edilmiş diyor. Falan ustad az kaldı, kalem aldı, darmadağına çekti külliyatı. Kendi kafasıyla göre. Kafasını karıştırıyor Said Nursi. Bediüzzaman'a kafasını karıştırdı. Hemen 19 sözde diyor ki, sen diyor tekrarat-ı Kur'an bahsine bak diyor. Ondaki hakikat, sır ve neyse diyor hikmeti Risale-i Nur'da da caridir. Dokunma diyor. Az kaldı perişan ettim diyor. Yani söyle. Kastamonu'da geçiyor, 19 sözde bak diyor. Kastamonu'da diyor ki, ben diyor az kaldı şey yaptım diyor tekrarat-ı Kur'an'da. Kastamonu başının 54. civarlarında, 54. ve 52. sayfada. Sen diyor 19'un sözdeki diyor, 19'un sözün ahirindeki tekrarat-ı Kur'an'a bahsine bak. Bu diyor Risale'ye karşı diyor, şeyin diyor o düşünceni o tahsiye edecek diyor. Kur'an'daki sırrı icaz, Risale-i Nur'da da caridir. Onun için şey yapamazsın burada. Peki ben burada nasıl şey yapacaksın artık, sırrı gamzı. Derin sır olmaz ki, derin denmez buna. Gamız ince, ince böyle gizli, öyle mi? Neye benzer? Atom, minnacık denilir mi? Fizikte atom. Atom diyebileceksin. Ne hissediyorsan o. Risale-i Nur herkes içine barındırmış. Bir efendim fizik, matematik gibi değil ki fizikçiler kimi. Herkes fizikçiye de bakıyor, matematikçiye bakıyor, çocuğa bakıyor, büyüğe bakıyor, kadına bakıyor, erkeğe bakıyor, cahile bakıyor, alime bakıyor. Herkes bakıyor. Siz de okuyorsunuz, ben de okuyorum. Kaç defa okumuşum? Binlerce defa okumuşum. Evet, mübalağasız. Binlerce defa okumuşum ben burayı. Kaç sene, 30 sene işim bu ya. Devamlı bu işlemiş. Her zaman da lezzet alıyor. Yalan. Yalan olsa beni burada kim tutuyor ya? Bir ay mesela düşün, örnek veriyordum. Şimdi bir ay Ramazan'da kapattın değil mi kendini? Diğerleri de senin için söylüyor. Bir meziyet değil mi? Miat. Düşün ya senelerden beri biz. Bayram yok, seyram yok, cumartesi yok, pazarın yok, bayramın yok, tatilin yok. Senelerden beri dersen bu binanın içinde tutan nedir ya? Silah mı dayamış? Para mı veriliyor? Zevke, safa mı var? Cismi, cesedi yok. Nasıl tutuyor? Eğer bunda bir mana mertebesi olmasa burada duramazsın ki kardeşim ya. Sizin duygularınızdan daha canlıdır benim duygularım. Niye? Reddediliyor hep. Gelen arzu reddediliyor, kesbi şiddet ediyor bu sefer. Nasıl tutuyor? Beni çeken, beni dışarıya çekecek ne kadar lezzet ve cazibeli varsa ondan daha fazla bundan almadıkça beni burada kimse tutamaz. Ben bile tutamam. Onun adı da inayettir. Onun ifadesi de Risale-i Nur'dur. Onun için canım gibi ölünce kadar koruyacağım. Ne yapacak? Asla bırak kalem karıştıramazsın. Buna şey yapamazsın, ihanet edemezsin. Ama gücüm ettiği kadar ben de ne yapıyorum? İlan ediyorum. Gücüm yetiyor CD ile ilan ediyorum. Gücüm yetiyor yazıyla, o Risale'de çıktığı var ya toplama onunla. Gücüm yetiyor konuşarak, gücüm yetiyor gidip anlatıyorum. Bu. Çünkü yarın ben Bediüzzaman çorbasını içerek dershanede niye bunları şey yapmadın diye soracak bana Cenab-ı Hak. Çorba içiyor. Ben Bediüzzaman çorbasını içiyorum zaten. Vahir davahum enelhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tim as-salamat.